İstanbul'a selamlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. İzmir'e selamlar. Hangi şartlarda caizdir? Orta bir yol. Yani ne kadar inkar edilir? Öğrenmek herkese farzdır. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Efendim, yuvalarınıza huzur diliyor, memleketimize huzur diliyoruz. İslam alemine hayırlar diliyoruz. Mazlum Müslüman kardeşlerimizin müreffeh yarınlara kavuşmasını Mevla-i Kerim'den dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 45 dakikalık program içerisinde Din İşleri Yüksek Kurulu üyemiz, muhterem hocamız, doçent doktor Sayın Halil Altuntaş beyefendiyi ağırlayacağız. Ve değerli hocamıza dini konularla ilgili merak ettiğimiz tüm yönleri soracağız. Ve inşallah hep birlikte bilgileneceğiz ya da bilgilerimizin eksik kalan kısımları varsa tamamlayıp tazeleyeceğiz bilgilerimizde. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz değerli hocamız. Efendim izleyicilerimizin sosyal medya ve mail üzerinden ulaştırmış olduğu sualler var. Ve inşallah canlı yayına katılıp soracakları suallerle program şekil bulacak. Bismillah diyelim. İlk durağa ulaşmadan önce iletişim yollarını aktaralım. 0312 alan koduyla 295-83-33 telefon numaralarımız değerli izleyicilerimiz. 0312 alan kodumuz 295-83-33 telefon numaramız. İlk durağımız Şanlıurfa. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Bu arada Muharrem gününüz mübarek olsun. Sizlere de efendim hayırlar getirsin inşallah. Benim hocama bir sorum olacaktı da. Buyurunuz. Bir buçuk sene falan oldu. Bir butik açtım. Ve bundan sonra da kredi kartı işlemlerimi, tam müşterilerim çoğu kredi kartı istiyordu. Bankadan post cihazına başvurduk. Bankalarda ertesi gün çektiğimiz zaman %1,5-2 oranında bir kesinti yapıyorlar. Yani bankalar kendi aralarında işlem ücreti diye sınıflandırılıyorlar ama evet. Yani ben şey olarak bir rahatsızlık duyuyorum. Acaba hocamızı sorsam bunu hani nasıl yapmam gerekiyor? Post cihazını kullanmam gerekiyor mu yoksa hani iptal mi ettirmem gerekiyor? Esnaftan yapılan kesintiyi soruyorsunuz, doğru mu efendim? %1,5-2 oranında banka kesinti yapıyor. Hayır. Paranızı yani paranızı zamanında almak istediğinizde böyle oluyor değil mi? Ertesi gün olunca. Benim de hani 40 gün sonra alma şeyim var ama onda da bu sefer benim hani maddi olarak bir sıkıntım olduğu için yani 40 gün beni aşıyor. Hay efendim. Ertesi soralım. Ertesi günde aldığım zaman banka bunu bana işlem ücreti olarak yani sınıflandırıyor. Ben onu öğrenmek istedim. İkinci bir sorum da benim şey olacaktı. Benim ablam bir sene kadar nişanlı kaldı. Evet. Düğün tarihi kondu. İşte evleri döşediler, şey yaptılar. Son dakika oğlan vazgeçti. Yani hani ayrılmak istedi ve şeysizcesine yani hani telefonlara çıkmadı. Tamamen kapattı gitti. Altınları ama yani ablamda kaldı. Takılan nişanlı takılan altınlar ablamda kaldı. Evet. Ablam da gurur rencide olduğu için oğlan evine tekrar altınları vermek istemedi. Acaba bunu hani vermesi gerekiyor mu? O da dedi ki benim hani şey olarak çok rencide oldum. Ne yapmam gerekiyor diye onu da bir sorabilirsek. Soralım değerli hocamıza. Karşı taraftan bu talep oldu mu? İstendi evet. Oğlan tarafının annesi yani özellikle. Peki. Oğlan da evde annesi dedi ki hani altınlarımı istiyorum dedi. Hay efendim soralım. Ablam da dedi ki ben de çok rencide oldum. Yani düşünün bütün evin eşyaları döşendi, gelinlik alındı, düğün tarihi işte 5 gün kala. Düğüne bir hafta 5 gün kala ayrıldı. Oğlan bir anda bıraktı gitti yani. Mevla, hiçbir şey söylemedim. Daha hayırlı kısmetler nasip etsin. Amin. Afiyet diliyoruz. Şanlıurfa'ya selamlar. Amin. Hayırlı akşamlar inşallah. Efendim. Saygılar. Evet 1,5 sene civarıdır bir iş yeri işletmekte hanımefendi. Ve diyor ki ister istemez artık kredi kartı hayatımıza girmiş durumda değerli hocam. Amin. Ve bu kredi kartının girmesiyle birlikte bir post cihazı bulundurmak lazım diyor. Bu post cihazından ertesi gün parayı almak namıyla banka %1,5 para yansıtıyor. Evet. Mevla kesiyor ama 40 gün beklerseniz otomatikman paranız hesabınıza geçmiş oluyor. Tamam. 40 gün bekleyemiyorum diyor. Ne yapmam lazım? Efendim şimdi bu post cihazının yaptığı işlem nedir? Sizden krediyle mal alan müşterinin parasını banka ileride ödemek üzere teköfül etmiş olur filanca. Ama buna karşılık sizin hesabınız bende o zamana kadar kalacak. Yani sizin bu parayı 40 gün benden çekmeyeceksiniz. Bunun karşılığında banka esnafa bu hizmeti vermiş oluyor. Ama diyor ki siz
benim söylediğim tarihte, daha doğrusu sözleşmemizde var olan o tarihten evvel müşterinin bana yatırdığı parayı siz benden çekerseniz sizden şu kadar para keserim. Bunun adı da faizdir. Kısacası kartların karşılığında vadelerinden önce çekilen paraların karşılığında alınan paralar banka tarafından faizdir. Bundan kaçınmak lazım. Eğer bir esnaf kredi kartı kullanmak durumundaysa parasını alacağının vadesini beklemediği sürece faize girmiş olur. Peki efendim. Burada hanımefendinin maddi zorluk yaşaması vesaire söz konusu onlar, değil. Yani maddi zorluk yaşaması bu işin mazereti olarak gösterilemez. Peki. Efendim ikinci meselede olabiliyor efendim. Bazen olur bunu. Bu tür durumlar olabiliyor. Tam düğüne birkaç gün kala erkek tarafı vazgeçmişler. Kalan altınları hanımefendi, hanım tarafı diyelim, vermek istememiş. Ama erkek tarafı istiyor anlaşılan. Ne yapmalı? Tabii karşılıklı bir haksızlık yapma var. Erkek düğüne kısa bir zaman kala düğünden evlenmekten vazgeçmek suretiyle haksızlık yapmış ama gayri meşru bir iş yapmış değildir. Yani dine doğrudan aykırı bir iş değil. Örfe, belki biraz da ahlaka aykırı bir iş yapmıştır ama hukuka aykırı bir iş yapmamıştır. Bundan dolayı da ben artık sizinle evlenmeyeceğim, nişanlılık dönemi henüz bitmeden artık evlenmekten vazgeçtim deme hakkına sahiptir. Çünkü işin nişanlılığın anlamı da budur. Evlenmeden önce birbirimizi daha iyi tanıyalım. Efendim bana eşyaları aldırdı, herkes beni filanca ile evlenecek bildi ama beni 5 gün önce bıraktı. 5 gün önce de olsa, 1 saat öncesinde kadar da olsa yapılan işlemler hala nişanlılık dönemi işlemleridir. Bunlardan vazgeçilebilir. Örfe göre yahut da evlenecek olan kişinin kişilik şahsiyet haklarına göre bir takım olumsuzluklar olsa da hukuka aykırı bir şey değildir. Dolayısıyla bu boşanma, bu evlenmekten vazgeçme dine aykırı değil. Dolayısıyla bu evlenmekten vazgeçmenin, nişanlılığı sona erdirmenin maddi ya da manevi bir cezası bulunmadığına göre nişanlı için takılan paralar, altınlar takılı. Bu bizim gelinimiz olacak diye bırakılmıştı. Sonuçta dönüp bize gelecektir anlamında. Eğer bu anlamdaysa ödenmesi gerekir. Şahsa hediye babında verilmiş ama o hediyeler bizim gelinimiz olacak diyedir. Doğru. Dolayısıyla bu işten vazgeçilince bu netameli, en basitinden netameli ve dedikoduya sebep olacak bir iştir. Bu tür paraların bekletilmesi, verilmemesi halinde huzur bulmak da mümkün değildir. Bir an evvel verip o altınlarını onlara teslim edip hem şüpheli durumdan kurtulmalı hem de onun bunun dedikodusundan kurtulmuş oluruz. Çünkü benim gelinim olacak diye takılmış altınlardır. Olmayınca o altınları iade eder, kurtulursunuz. Erkeği benimle evlenmekten vazgeçti diye şu veya bu şekilde dinin öngörmediği bir ceza ile cezalandırmak doğru değil. Çünkü nikah yok ortada. Tabii arada nikah yok. Peki, sadece evet. Örf var. Örf de bu cezalandırmayı gerektirmiyor. Peki. Efendim, evet devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, İstanbul'a uzanacağız. Deniz Çelik hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Çelik. İstanbul'a selamlar efendim. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurunuz Sayın Çelik. Vallahi utanarak söyleyeceğim ama hocama bir sorum olacaktı. Buyur. Ben 2011 yılında Arabistan'a gittim. Annem babam rahatsızdı. Biraz psikolojik olarak ben de çöktüm. Arabistan'a gittim umre ziyareti için. 26 gün kaldım. Yalnız umreye gitmeden evvel bir günlük alkol alıyordum eskiden. Evet efendim. Alkol bağımlılığı gibi bir şey vardı bende. Geldikten sonra bir sene çok rahattım ama şimdi yine Allah günahlarımı affetsin. 15 günde 20 günde ben içiyorum. Zıkkımı. Evet. Yalnız hocama sormak istediğim soru şu. İçsem de yine namazlarımı kılıyorum yani. Bir gün içtiysem 19 gün, 2 hafta yine namazlarımı kılıyorum. Bu kıldığım namazlar kabul olur mu? Bir de mücadele ediyorum ben bunda mesela. İlacını da kullanıyorum ama yine nefsime hakim olamıyorum bir şekilde. Birinci sorum hocam bu olacak. Evet. Bir de benim 3 tane çocuğum var. İkisi yetişkin okula gidiyor. Ben normalde onlara mesela eve gittiğim zaman işte oğlum şu sureyi ezberlerseniz 5 lira vereceğim, şunu şöyle yaparsanız 10 lira vereceğim diyorum ve veriyorum da. Bu şekilde dini şeyleri para verip çocuklarıma yapmak günah mı? Bir sorun daha olacak. Hay hay efendim, buyurunuz. Eşimden gizli, eşimin ailesinde de okuyan çocuklar var, benim ailemde de okuyan üniversitede çocuklar var. Onlara ufak tefek ben harçlık veriyorum böyle eşimin haberi olmadan. Bu da dinen günah mı? Çok teşekkür ediyorum.
Efendim sıhhat diliyoruz, afiyet diliyoruz. İstanbul'a selamlar Sayın Çelik. Sağ olun, Allah razı olsun. Eyvallah efendim. Evet, birinci soru hocam, sorudan ziyade değerli hocam, özel olarak buyurunuz değerlendiriniz. Evet. Namazları şahsın bir başka günahı işlemiş olması hasebiyle namazları da engeller mi? İbadetler kendi aralarında müstakil sorumluluklar yükler insana. İnsan namazdan ayrı sorumlu tutulacak, içki içmeme görevinden ayrı sorumlu tutulacak, zekattan ayrı sorumlu tutulacak. İbadetler bu anlamda parça parçadır. Ama kime karşı sorumlu olduğumuz noktasından bakarsak, Allah'ın bize bunları görev olarak yüklediği meselesinden bakarsak, ibadetler yani kulluk kavramı bir bütünlük arz eder. Evet. Dolayısıyla kişisel sorumluluk noktasından namaz ibadetini yerine getiren bir insan namaz borcundan kurtulur. Şartlarını taşıyarak. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın ilk dönemlerinde içkinin, şarabın yasaklandığı dönemlerde insanlar, Müslümanlar şarabın kesin olarak yasaklanmadığı dönemlerde içki içiyorlar. Bir müddet sonra kalkıp namaz kılıyorlardı. Onlar Allah Teala buyurdu ki la takrabu salata ve entum sukara. Sizler sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Sonra dönem geldi, Müslümanların imanı kuvvetlenince artık alkolden, şaraptan, içkiden iyice uzak kalınca toplum kesin ayet geldi. Şarabı yasaklayan, kesinlikle yasaklayan ayet geldi. Ondan sonra hiçbir Müslüman içmedi. Ama bu ayeti kerimenin hani nesedildi denir, hükmü kaldırıldı. İçkiliyken namaza yaklaşmayın ayeti kerimesinin hükmü kaldırıldı ama bireysel noktada ahlaken öyle bir duruma düşmüş olan Müslüman, alkale şu veya bu şekilde alışmış bir Müslüman, pişman olmuş, namazını da kılıyor ama namazı sarhoşken kılmıyor. Peki arada dayanamadığım için, tedavi yöntemlerine başvurduğum halde yine de kaçamak yaptığım için acaba namazlarım kabul olur mu olmaz mı endişesine düşmüş kardeşimiz onu soruyor. Cevabını verelim. Hayır. Alkollüyken, içkiliyken namaz kılmadığı sürece vaktinde kılınan namazlar biiznillah kabul edilir. O acıyı çeken kardeşimize dua ediyoruz. İnşallah, bu yanlışından, bu zaafından kurtulmasına Rabbimiz yardım eder. Dolayısıyla namazını kılmaya devam etsin. Her namazın arkasından Allah Teala Hazretleri mutlaka yapıyordur. Ama yine ısrarla yalvarsın. Seher vakitlerinde herkes uyurken kendisi kardeşimiz kalksın, teheccüd namazı kılsın, Allah'a yalvarsın. Esas kuvvet, enerji, olumsuzluklara karşı direnme gücünü doğrudan verecek olan Allah'tır. Allah'a yönelsin. Kısacası bu yanlışlığı ara sıra yaptığından dolayı kıldığı namazlar inşallah kabul olmaz diye bir şey söylememiz mümkün değil. Allah kabul etsin namazlarını. Allah kabul etsin. Bir an evvel inşallah. Evet, inşallah. O dirayeti de Mevla-i Kerim i̇nşallah nasip eylesin. Edecek olan Allah yani. Tabii. Peki efendim. Evet, günahına tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir diyor değil mi efendim? Allah Resulü. Orada tövbenin hakiki manası burada içkiyi tamamen bırakmaktır ama o azimde kardeşimiz. Ama bir şey verdiniz hocam, yani bir ipucu. İpucu veriyoruz. Tabii seher vakti. Ve kişinin kendisinin yalvarması tabii, değil mi efendim? Tabii bizzat Allah'a yönelmesi. Peki. İnşallah Rabbimiz o vakitlerdeki duaları reddetmez. İnşallah. Efendim bu güzel beyefendinin, abimizin, bu güzel ailenin çocukları var. Ve diyor ki bu yavrularıma ben diyor. İslam'ı ısındırma adına Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri ezberlemeleri veya doğru şeyler yapmalarına karşılık ödüllendiriyorum diyor. Evet. Bu ödüllendirmeler, küçük hediyeler vesaireler doğru mudur? Efendim şöyle, ödüllendirme aslında eğitimin, pedagojinin temel ilkelerinden birisi. Eğitimde başarılı etmek için ödüllendirme yöntemi başarı yollarından birisidir. Bu namaz öğretme yöntemiyle çocuğa hediye vermenin dini noktayı nazardan en ufak bir engeli yok. Ancak pedagoglara soracak olursak onlar farklı şeyler söyleyebilirler. Ödüllendirmeyi yapın ama ödüllendirmeyi ücrete dönüştürmeyin. Namazı kılarsan sana şu kadar para vereceğim başka bir şeydir. Bir şekilde namaz kılmasını sağladıktan sonra o güzelliği yaptığı için onu ödüllendirmek başka bir şeydir. Dolayısıyla namaz kılarsan sana her gün şu kadar para vereceğim dediğiniz zaman çocuk namaz kılmanın iyi bir şey olduğunu para getirmesine bağlar.
Ama önce ikna edip bir şekilde kılarsanız, hiç beklemediği anda kendisini ödüllendirirseniz, o da aa namaz kılmak güzel bir şeymiş, Allah bana bak şu güzelliği veriliyor, o mantığı da vermiş oluruz. Ama buna rağmen bu uygulama dine aykırı mıdır, değildir. Peki pedagoji açısından ne söylenir? Bu söyleyeceğim mülahazalar vardır. Ödüllendirmenin zamanını, miktarını ve sürecini çok iyi değerlendirmek gerekir. Peki efendim. Efendim, evet değerli hocam, devam ediyoruz. Gelen sorulardan bir sorusu daha vardı kardeşimizin. Hocam, ben onu hatırımda. Akrabalarımızın çocuklarına evet. Eşimin haberi olmadan para verebilir miyim diyor. Bir kişi kendi parasını helal olmak kaydıyla, sarf edilen yer meşru olmak kaydıyla dilediği şekilde tasarruf edebilir. Kişiden, eşinden saklamasına gerek yok. Ailevi özel sebepler dolayısıyla saklıyorsa olabilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Özellikle Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de efendim bir akrabalarınızdan herhangi birisine olan küskünlüğünü, size karşı işlemiş oldukları küçük hatalar onlara karşı yardım yapmaktan sizi alıkoymasın. Bu konuda yemin etmiş olsanız bile yeminlerinizi bahane ederek yaptığınız güzellikleri durdurmayın ayet-i kerimesi vardır. Ve la tec'alullaha urdaten li eymanikum ayet-i kerimesinin sebebi nüzulü böyledir. Dolayısıyla akrabalarımıza yapacağımız yardımları gizli yaparsak, açık yaparsak, Allah hepsini bilir, açıktan yaparsak daha da iyi, sevabı daha da çok. Ama gizlemek durumundaysak, bu özel durumda olduğu gibi, Allah onu da inşallah kabul eder. Kişi kendi parası üzerinde dilediği gibi tasarruf eder. Eğer bütçe ortak ve verdiği parada eşinin de hissesi varsa, o zaman rızası olmayan yere eşinin hissesinden pay veremez, kendi hissesinden. Bütçesinden verir. Peki efendim. Devam ediyoruz. Mardin'e dönüyoruz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Mardin'e selamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz beyefendi. Hocama bir sorum olacak. Buyurun efendim. Faiz bir kişinin ikramını alabilir miyiz hocam? Evet. Bir de ikinci bir sorum daha vardı hocam. Buyurun efendim. Onu evli olan bir kadın çocuklarını bırakıp başka birisiyle kaçarsa onun durumu ne olur? Peki, evliyken? Evliyken çocuklarını bırakıp başka bir adamla kaçsa onun hükmü nedir hocam? Onu peki sormak efendim. İstiyorum hocam. Soralım. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Mardin'e selamlar efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet, ribaya bir şekilde bulaşmış olan birinin ikramını alabilir miyiz diyor efendim. Efendim İslam'da bu konuda temel ilkemiz şu. Bir insanın kazançları haram helal karışık ise o insan haram kazanıyor diye onun ikramlarını reddetmemiz doğru bulunmaz. Komşuluk münasebetlerini, arkadaşlık münasebetlerini diri tutmamız bizim görevlerimizden. Neden? Bizim güzelliklerimizden komşularımız istifade eder. Onunla irtibatımız olursa güzellikler ona da geçer ümidiyle. Efendim onların ikramlarını reddetmek doğru olmaz. Ancak kazancının tamamı haramdan ise, meşru olmayan yollardan ise olabildiğince o zatın ikramlarından uzak durmak gerekir. Peki. Hocam ikinci meselede bir kadın boşama gerçekleşmeden bir başka insana giderse ve evlatlarını da bırakırsa durum ne olur? Bir kadın bir erkeğin nikahı altında bulunurken o boşamadıkça yani bir başka erkekle yapılan bütün evlilikler batıldır. Yok gibidir, nikahsız beraberliktir. Dolayısıyla bir hanımla, bir erkekle evli olan hanım başkasıyla beraber nikah kıydım diye aile hayatı yaşıyorsa zina hayatı yaşamış olur. Peki efendim. Devam ediyoruz kıymetli hocam. Efendim gelen sorulardan şöyle bir sual var. Hocam bir genç kardeşimiz 11 yaşlarında. Hocama selam ediyorum diyor, ellerinden öpüyorum. Bana babam namaz kılıyorum diye kızıyor diyor. Babamı dinlemeli miyim diyor. Evet. Öyle bir babaya Allah'tan hayırlar dilemek, Cenab-ı Hakk'ın ona doğru yolu göstermesini, kendisinin de çocuğu gibi doğru yolda olmasını nasip etmesini Rabbimizden dileriz. Bir kere bu baba haddi zatında böyle bir çocuğu elden yere koymamalı. Böyle bir evladı olduğu için. Böyle bir evladı olduğu için. Kaçması lazım. Evet. Dolayısıyla Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bize annelerinize, babalarınıza öf bile demeyin. Eğer size bir Allah'ın rızasına aykırı bir şey emrederlerse sadece onlara itaat etmeyin.
Allah'ın emrine aykırı olmayan isteklerini meşru dairede yerine getirmeye çalışın. Allah'ın emrettiği şeyleri size ederlerse siz de onlara uyun. Üç kategoride durum tespiti yaptık. Şimdi Allah'ın emri olan bir işi bir kimse yapar, anne babası da bunu ondan men etmeye çalışırsa, bu evlat annesinin babasının emrine değil Allah'ın emrine uymak durumundadır. Yaşı küçük de olsa. Dolayısıyla evet. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i hatırlayalım. Resulullah Efendimiz'e geldi. Sen ne söylüyorsun insanlara, ne anlatıyorsun? İslam'ı imanı anlatıyorum. Annene babanla bir görüş. Hazreti Ali'nin verdiği cevap. Allah Teala Hazretleri beni yaratırken anne babama mı sordu ki ben Allah'a inanırken onlara soracağım? Zekavetini gösterdi Hazreti Ali. Evet. Demek oradan da bize bir ahlaki tutum örneği var iman konusunda, Allah'ın emirleri konusunda. Bakacağımız temel nokta Allah Celle Celaluhu bu konuda ne diyor? Namaz kılmak. Küçük de olsa alışma babında Allah'ın emri çocuklara aile üzerinden yöneltilmesi gerektiğine göre nasıl Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyuruyor? Muru evladeküm bis salati li seb'in. 7 yaşına gelince çocuklarınıza namaz kılmayı emrediniz. Demek ki Allah'ın anne babaya Celle Celaluhu emri var. Çocuklarını eğitmeleri konusunda. Şimdi böyle bir çocuk kendiliğinden namaz kılmaya başlamışsa o çocuk babasının o noktada emrini yerine getirmekle sorumlu değildir. Ancak baba bu çocuğu dövecek olursa, fiili fiziki durum kullanacak olursa orada tabii hukuki bir durum da ortaya giriyor. Ama biz sadece dinen söylüyoruz ki çocuk bu babasının, annesinin namaz kılma noktasındaki engellemelerine boyun eğmek durumunda değildir. İnşallah babaya da Mevla-i Kerim bir rahmet verir. Efendim İstanbul'a uzanacağız. Saniye Şimşek hattımızda. Hoş geldiniz İstanbul'a. Selamlar efendim. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Buyurunuz Saniye. Benim sorum hocama olacak. Öğrenci bursları ile ilgili. Evet efendim. Devletin geri ödemeli vermiş olduğu öğrenci bursları caiz midir? Beyaz eşyaya endeksi olduğunu söylüyorlar. Farklı görüşler var. Net bilgi alabilir miyim hocamdan? Soralım. Başka bir sual var mı efendim? Yok. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar İstanbul'a. Selamlar. İyi burs akşamlar. Caiz mi efendim? Efendim öğrenci bursları alındığı miktardan biraz fazla olarak geri ödeniyor. Bu ödeme bizim yaptığımız incelemeler, aldığımız bilgilere göre sadece şekli bir fazlalıktır. Yani devlet verdiği parayı taksit de olsa aynı değer olarak geri almanın peşinde. Yoksa öğrenciden faiz almak peşinde değil. Yani diyelim ki verilen bir borcun, ben size belli vadede bir borç versem, o borcun siz bana geri ödemeden önce size verdiğim para hakiki değerinden, alım gücünden bir şey kaybederse o kaybettiği alım gücünün farkını ben sizden isteyebilirim. Bu faiz olmaz. Şeklen fazlalıktır o. Asli değerde faiz değildir. Şeylerin de ama bu söylediğimi istismar etmemek lazım. Yani örnek olarak verdim. Bursları da böyle değerlendiriyoruz. Burslar devlet öğrencilerin ayakta durabilmelerini, zaruri imkanlarını, ihtiyaçlarını karşılamalar için verdiği bir destektir. Tabii ki devletin bunları hibe ettim diyemediğine göre onları geri alacaktır. Geri aldığı zaman da verdiği parayı değerini korunmuş olarak geri almaktadır. Düşük bir karşılık olarak almaktadır. Bunu faiz diye nitelendirmek çok doğru değil. Dolayısıyla öğrenci burslarının mevcut şartlara göre alınıp yenilebileceğini söylüyoruz. Peki efendim. Farklı görüşler tabii ki olacaktır. Olacaktır. Peki. Burs noktasında o zaman bir endişe. Tabii. Evet, şimdi bugünkü mevzuata göre endişe yok. Peki. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bir sual var. Zafer Akçan sormuşlar sosyal medya üzerinden. Bir beyefendi kendilerine demiş ki efendim sabah namazının vakti yok. Gece saat 1'den sonra kılınır der. İtibar etmedim diyor ama yine de hocama sorayım dedim. Bu tür fikirlerde türemiş. Ben de söyleyeyim, itibar etmeyin. Namaz vakitleri Hazreti Peygamber Aleyhisselam tarafından bize öğretilmiştir. Ona da Cebrail Aleyhisselam bizzat hangi namazın ne vakitle ne vakit arasında kılacağını bizzat Cebrail Aleyhisselam sevgili peygamberimize öğretmiştir. Sabah namazının vakti tan yerinin ağarmasıyla başlar, güneşin doğmasıyla biter.
Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bir tanyeri ağırmaya başladığı zaman sabah namazını kıldırmıştır. Bir de güneşin doğmasından hemen önce kıldırmıştır. Bu ikisi arası sabah namazının vakti olduğu Cebrail Aleyhisselam tarafından bildirilmiştir. Bunun dışındaki bir takım görüşler, 50 türlü görüş ortaya çıkabilir. İtibar etmemek icap ediyor. Peki. Tabii ortaya atılan her türlü fikir karşısında sendelememek için bir altyapı bilgisine sahip olmak lazım. Yahut da bildiğimizin dışında bir aykırı durum varsa arkadaşımızın yaptığı gibi soruyu yönelterek öğrenmesinde fayda var Müslümanların. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz. Afyon'a dönüyoruz. Hoş geldiniz. Afyon'daki izleyicilerimize selamlar efendim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum ben size. Buyurunuz efendim. Hocama bir sorayım olacaktı. Buyurun efendim. Ben 18 yaşımda öğretmenlik yapmaya başlamıştım. Kurs öğretmenliği. Evet. O zaman benim sigorta işlemlerim başlamıştı. 28 yıl evlenmeye kadar ben görevimi yaptım. Şu anda 39 yaşındayım. Yani o zamandan beri yapmıyorum ben görevimi, yapmadım. Şimdi ben o zaman sigortam başladığı için diyorlar ki işte sigortada mesela bu çiftli sigortası yapın veya eşimin dükkanında çalışıyor göstererek ben sigortayım olsun, emekli olsun diyor. Ama ben çalışmadığım halde bu sigorta bana ne kadar uygun olur, caiz olur diye onu soracaktım. Soralım hocam. Değerli hocamıza, mevzuatı da bu işlerin yeri var mı? Herhalde burayı önemli olacak. Başka bir sual var mı efendim? Yok, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, Afyon'a selam ediyoruz. Yuvanıza huzurlar efendim. Evet değerli hocam, aslında bu soru sadece hanımefendinin belki de özel olarak açıklamış oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Birçok noktada var. Tabii. Yani bu mevzuatta bu işin yeri var mı onu bilmiyoruz ama böyle sorular hep geliyor hocam yani. Yapılabilir mi? Kişi çalışmadığı halde daha önce mevcut sigortası biz bir dönem yatmış diye ölmesin, onu da bir yerden gösterelim, emekli oluversin, onun da bütçeye katkısı olsun. Şimdi şu durum var. Genel sigorta işlemlerinde devletin yaptığı sigorta dışında konuşuyorum. Bir insan özel bir kuruluştan sigorta olacaksa sorduğumuz şu: sizi sigorta eden kuruluş sizden aldığı parayı nerede değerlendirip size ileride maaş ödeyecek? Meşru bir alandaysa olur diyoruz. Gelelim devlete. Devletteki sosyal sigortalar kanuni sigortalardır. Dolayısıyla sigorta olmasam diyemezsiniz, sigorta olacaksınız. Dolayısıyla olduğunuz sigorta, sizi sigorta eden devlete bizden aldığınız parayı nerede değerlendiriyorsunuz deme imkanımız olmadığı için diyoruz ki devletin bize verdiği para faizden değil helalden kazanılan paralardır. Böyle bir yorumla olur diyoruz. Öbür tarafta da bir zorunluluk vardır, bizim yapacağımız bir şey yoktur diyoruz. Gelelim bu özel konuya. Burada eğer devletin buna izin vermesi söz konusuysa, yani devletin bilgisi dahilinde bu iş oluyorsa, evet böyle sigorta yapabiliyorsunuz derse, diyorsa olur. Ama devlete gerçekten çalışmış gibi kendimizi gösterip aslında çalışmamak her şeyden evvel ahlaken doğru olmadığı için buna hayır diyeceğiz. Benim bu şu andaki bilgim, tahminlerim, zannediyorum devlet bu tarafa doğru biraz herhalde şey yapıyor buna. Meylediyor. Meylediyor çünkü olabildiğince çalışmayanları bile sosyal sigorta güvence kapsamını almak isteyen bir sosyal devlet politikaları itibariyle böyle bir yöneliş var. Bunda eğer devletin mevzuatına aykırı bir durum yoksa, yani olduğumuzdan farklı kendimizi göstermiş olmuyorsak olabilir. Peki. Mevzuatta yeri varsa yapılabilir. Evet, evet. Mevzuatta yoksa yani zorunlu sigorta kapsamına bunu sokabiliriz. Evet. Peki. Devam ediyoruz. Kıymetli hocam, Batman'a uzanacağız. Hülya Açlı zattığımızda. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Batman'a selam ediyoruz efendim. Evet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurunuz. Benim bir sorum olacaktı hocama. Buyurun efendim. Benim 8 yaşında bir oğlum var. Şimdi biz birlikte namaz kılıyoruz. O da bize imam oluyor. Bazen hani yanlışlık olsa da, sürelerde yanlış olsa da biz onu bekliyoruz. Hani takip ediyoruz. Evet. Acaba bunun bir sakıncası var mı? Peki. Diye hocama soracaktım. Peki bir şeyi soralım efendim. Yani imamete, yani kıraat noktasında, bilgi noktasında bunları yapabiliyor mu? Evet, hani işte secdede olsun, sureleri olsun, yani düzgün bir şekilde namazını kılıyor. Peki. Ve yüksek sesle. Biz de onu takip ediyoruz. Hani
hem teşvik olsun ve bu onun hoşuna gidiyor. Ben geçen imamla ilgili bir şeyler duydum. Acaba dedim bir sakıncası var mı? Peki, bir de bir şey daha sorabilir miyim hocama? Buyurun efendim, buyurunuz. Şimdi kadınlar erkeklere selam verebilir mi bir yere gittikleri zaman? Hani ilk önce kadın selam verebilir mi? Karşısındaki muhatabı erkek olursa selamün aleyküm diyebilir mi? Soralım. Ya da bunun bir sakıncası var mı? Soralım efendim değerli hocamıza. Peki, teşekkür ederim. Vatana selam ediyoruz, evladınıza hayırlar diliyoruz, iyi akşamlar. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. 8 yaşında bir genç kardeşimiz maşallah kıraatleri yerine getiriyor diyor. Arkasında namaz kılınır mı hocam? Efendim, imametin şartlarından birisi de ergenliktir. Yani daha olmamıştır herhalde. Evet, ergen olmamıştır. Dolayısıyla kaldı ki bu öğretim maksadıyla bunu yapıyor. Bu yavrumuza yapacağımız şey, farz namazlarımızı kendimiz kıldıktan sonra onunla beraber namaz kılıyormuş gibi yaparız ve arkasından da kendisini anlatırız. Deriz ki sen henüz belli bir yaşa gelmediğin için senin büyüklere imamlık yapman geçerli değildir ama biz öğretmek maksadıyla sana bunu yapıyoruz diyeceğiz. Dolayısıyla ergen olmayan bir imamın arkasında kıldığı namazları bu kardeşlerimizin kaza etmeleri gerekir. Hatta temyiz yaşına gelmeyen yani zararını faydasından ayırabilecek yaşa gelmeyen çocuğun kamet getirmesini bile mekruh görmüştür ulema bu özellikten dolayı. Dolayısıyla çocuklarımıza namazı öğretelim, heveslendirelim ama kendi sorumlu ibadetlerimizi de sahih olacak şartlarda yerine getirelim. Peki. Yani yine kardeşimizle ilgilensinler, öğretmenle devam etsinler ilgilensinler ama farz kendi namazlarını kendileri kılsınlar. Evet. Peki efendim. Evet. İkinci olarak da hocam bir hanımefendi ilk selamı diyelim bir hanımefendi verebilir mi? Karşıdaki bu konuda din-i mübin İslam bir ayrım getirmiyor. Fakihlerin ortaya koyduğu bazı şartlar var selamlaşma konusunda. O da kadınların erkeklerin kadınlara selam vermesi meselesine bir şey getirirler. Kaydı ihtiyati. O da nedir? Fitne olmaması halinde kadınlar ve erkekler birbirlerine selam verebilirler. Müminlerin Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklanan müminlerin birbirlerine selam vererken fitne çıkarmak için selam verme noktasında bir davranışta olmayacaklarını varsaydığımız için selam vermenin adabı yerine getirilirse diyelim ki dışarıdan içeriye giren hanımsa önce selam erkeğe o verir. Erkekse hanımlara o selam verebilir. Bu şartları tabii ki bizim halvet dediğimiz şartlar erkeklerle kadınlar hangi şartlar altında birbirine bir yerde bulunabilir. Erkekle kadının konuşmasının ölçüsü nedir? Laubali davranışlara girip girilemeyeceği bunlar belli şeylerdir. Dolayısıyla bir hanımın bir erkeğe selam vermesinde hiçbir sakınca yoktur. Yeter ki adaba usule uyulsun. Zamanımız şartlarında bazı Müslüman hanımlar erkeklerle olan münasebetlerde biraz fazla rahat davranmaya başladılar. Eskiden çok sıkıydı. Hiç adeta birbirini göremez noktasında bir aşırılık vardı. Bugün de içinde yaşadığımız şartlar biraz çok rahatlık oluyor. Halbuki ikisinin arasında. Yani o dengeyi çok iyi yakalamak lazım. Mümin hanımların, mümin erkeklerle olan münasebetlerinde bir ciddiyet, bir vakar her iki tarafta da olmalı. Ama bir mümin hanım bir erkeğe gidip de bunu bir şey isteyemez, alıp satamaz, konuşamaz diye böyle bir şey, şart yok. Her şey ölçüyü aşmamak kaydıyla ve innemel amalü bin niyyat. Bu birdir. Niyetlere göre mükafat veya ceza alacağız. İki, İslam'ın koyduğu ölçüleri, mahremiyet ölçülerini aşmamamız gerekiyor. Efendim, Ağrı'ya uzanacağız. Orhan Aksan hattımızda. İyi akşamlar Orhan Bey. Ağrı'ya selam ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. Buyurunuz Orhan Bey. İyi günler hocam. Sağ olun. Hocam bir sorum var da ben de... Buyurun efendim. Sormak istedim. Hocam bir anne nakil yoluyla kendi kızına rahimini verebilir mi acaba? Soralım. Böyle fiili bir durum mu var onu soralım. Böyle bir durum var mı efendim? Vaka bir durum var. Kızın çocukları olmuyormuş da bir anne kendi kızına rahimini vermek istiyormuş da nakil yoluyla. Soralım kıymetli hocamıza. Evet hocam. Başka bir sual var mı efendim? Yok hocam. Teşekkür ediyoruz. Ağrı'ya selamlar. Hayırlı akşamlar. Hocam. Sağ olun. Evet, kızının çocukları dünyaya gelmiyor diye bir anne rahimini
nakil yoluyla tabi bu tıbben demek ki uygun verebilir mi dediğine göre herhalde böyle bir şey tabii var. Tabii bu organ nakli genel konusu içerisinde değerlendirilecek bir şeydir. Evvela organ nakli caiz mi değil mi diye buradan mı soralım hocam? Oradan girelim hay konuya. Hay. Organ nakli konusunda olmaz filan diyenler de var. Özellikle Katolik Hristiyanlığından tutunuz İslam'daki bazı bakış açılarına kadar olmaz diyenler var ama genel kanaat ağırlıklı olarak hem tıp adamların hem hocaların organ nakli belli şartlara uyulmak kaydıyla caizdir. Peki rahim de bir organ mıdır değil midir? Organdır, iç organlardan birisidir ama üreme iç organlarından birisidir. Bu açıdan bakıldığında diğer organlardan daha farklı bir yere konuluyor ister istemez. Evet. Dolayısıyla bunun caiz olup olmayışı daha da bir önem kazanıyor. Bu konuda yapılan ilmi münakaşalarda varılan hali hazır bilgi şudur. Eğer rahim dediğimiz organ genetik özelliklerin aktarılmasında etken ise, yani bir kadının rahmi bir başka kadına aktarıldığı zaman rahmi veren kadının genetik özellikleri rahim aracılığıyla öbür kadına da aktarılmış olacaksa bu caiz değildir. Çünkü olmaz. Eğer değilse caiz olur diye iki görüş var. Peki aktarır mı aktarmaz mı? Bu soru din hocalarının, din adamlarının, din alimlerinin söyleyeceği bir şey değil. Kim yapacak? Ehli. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Özel anlamıyla ayet-i kerimini söylüyorum. Yani bilenlere sorunuz demektir. Dolayısıyla tabipler de kendi aralarında bu konuda kesin bir sonuca varmış değiller. İşin uzmanları der ki hayır, rahim genetik özellikleri aktarma konusunda düz bir naylon torbadan farksızdır. Sadece o konuda, besleme konusunda filan değil, beslenir. Ama genetik özellikler konusunda bir kesedir, bir muhafaza kesesidir. Genetik özellikler oradan gelmez, erkeğin menisiyle kadının yumurtası vasıtasıyla aktarılır. Başka bir araç yoktur. Yani çocuğun yapıştığı dua evet, diyoruz zaten. Aksini evet. Söyleyenler de diyorlar ki hayır, her şeye rağmen kadın rahminden de çocuk bir takım genetik özellikler alır. Kısacası bu konu münakaşalı bir konudur. Münakaşalı konu netleşmediği sürece din üzerinden bizim net bir cevap vermemiz mümkün değildir. Ortada şüphe vardır. Şüpheli durumlardan kaçınmak da İslam'da esastır. Peki efendim. Diyelim ki hocam ehil bir doktor vesaire bu noktada böyle bir şey olmaz kardeşim. Yani şimdi varsayıyorum. Diyelim böyle bir aile var. Bir varsayım evet. Üzerine gidiyorum. Ve şu anda size sordular Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak. Siz de bu cevabı verdiniz. Hay hay hocam dediler. Sonra gittiler. Cevap. Bu işin cevap. Profesörüne, doktoruna dediler ki hocam böyle böyle böyle. O da hayır. Hocamızın söylediği noktada bir endişe yok. Endişe şey geçmez, genetiğe geçmez dedi. O zaman gelelim ikinci noktaya. Burada dinin söyleyeceği şu olur. Din organ nakline zaruretler sebebiyle cevaz verir. Zaruret. Mesela hayati bir etkisi olacak. Ya o kolunu kullanamıyor vatandaş. Kolunu alırsa iki kollu olacak. Allah'ın yarattığı hale gelmeye çalışıyor. Peki çocuk doğuramamak hayati bir zaruret midir? Bence değildir. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de insanların bir kısmına tek tek evlatlar, kimine erkekli dişili evlatlar verdiğini, kimisine çift çift tek tek verdiğini, kimisini de kısır olarak yarattığını buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın imtihan vesilesi olacak şekilde farklı kabiliyetlerle insanları donatıyor. Bazıları da bu kabiliyetten mahrum bırakıyor. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunları zorlayarak şüpheye de düşecek şekilde haramı düşecek şüphesi varken de bu benim zaruretimdir noktasında bizi ne kadar ikna edecektir bu insanlar. Dolayısıyla çocuk sahibi olma ihtiyacı hayati bir zaruret midir sorusunun cevabını vermemiz gerekir. O da hayırdır. Peki efendim. Evet kıymetli hocam Allah razı olsun. Aslında bu ikinci meseledeki yaklaşım ve açılımınız tam biraz daha farklı bir boyut olmuş oldu. Efendim devam ediyoruz. Çünkü olabiliyor hocam yani zaman da olsa böyle çok nadir de olsa insanlar istiyor evlat edinmek istiyor vesaire bu işin. Ama işte zaruret ne kadar istiyorlar. Ne kadar yani ne kadar evlat sahibi olma. İnsan bu ihtiyacını farklı şekilde çocuğu himaye etmek, onu büyütmek, evlat edinmek değil de korumak, himaye
anlamında o ihtiyacını giderebilir. Diyelim ki bu yöntemle de olmadı. Cenab-ı Hakk'ın kendisini böyle imtihan ettiğini varsaymak gerekir. Evet efendim. Yani o az önce söylediniz. İmtihan. Evet. Efendim İstanbul'a dönüyoruz. Osman emanet hattımızda. Hoş geldiniz Osman Bey. İstanbul'a selamlar efendim. Aleykümselam. Buyurunuz Osman Bey. Efendim ben suallerimi mi söyleyeyim size? Lütfen efendim buyurunuz hocam dinliyorlar. Efendim benim sualim şu. Dört şey soracağım. Bir, ifrat haddine giden bir kimse orada kurban kesmeye mecbur edilmiyor. Ama döndükten sonra Türkiye'de bu kurbanı kesme mecburiyeti var mı? Peki soralım. Döndükten sonra bu bir, mecbur mu? Bu bir. İkincisi, kurtaş yapan bir kadın altı çocuk peşinde yedinci çocuğu korkusu yüzünden bakamam, geçindiremem korkusuyla kürtaja mecbur olmuşsa, bilgisi dahilinde bu da olmuşsa, bunun kurtuluş yeri bu günahtan sıyrılmasının yolu nedir? Bir de bunu soruyorum. Peki burada kocasıyla birlikte mi efendim karar veriyorlar yoksa hanımefendi? Kocasıyla birlikte desek de olabilir. Hay hay efendim. Peki. Hay hay. Buyurunuz. Bir daha şimdi üçüncüyü soruyorum. Buyurun. Geçmiş yıllarda çalışmasında, ticaretinde bazı zekatlarını bir rakama dayanmadan az verilmiş, tam verilmemiş, ne kadar eksik verilmiş, verilmemiş bilinmiyor. Ama bu eksik verildiği kanaatini gidermek istiyor. Ne yapması, nasıl çare bulması onu da öğrenmek istiyor. Soralım kıymetli hocamıza. Dördüncü şeyim, hacca giden hacılar helallik alıyor. Ben hakkımı sana helal ettim, sen de bana helal et diyor. Bunun içinde gizli sır, gizli haramlar varsa bu helalliğe o da giriyor mu, girmiyor mu? Peki, soralım efendim İstanbul'a. İstanbul'a selam ediyor, sıhhat diliyoruz Allah Osman Bey. Olsun. Ben de size selam ediyorum. Evet efendim. Aleyküm selam efendim. İlk sualle başlayalım. İfrat haccına giden bir kimse kurban kesmedi diyelim takdirde. Türkiye'de mecbur mu efendim kurban kesmesi? Döndüğünde kurban kesmek durumunda değildir. Evet. Peki. Efendim ikinci sorusu izleyicimizin bakamayacağız amacıyla yani yedinci çocuğa bakamayacağız endişesiyle eşiyle birlikte karar vererek bir evladın hayatını sonlandırma. Evet. Doğru mudur? Ne yapmalı veya bundan kurtulmak bir için hanım, günahı varsa? Bir hanım taşıdığı çocuğunu kendi hayati riski dışında hiçbir sebeple aldıramaz, kürtaj yaptıramaz, düşüremez, haramdır, hükmen cinayet işlemiş olur. Dolayısıyla eşiyle beraber karar vermeleri halinde günaha ikisi birden ortak olmuş olur. Üstelik de bu tür çocuk düşürmelerde anne babanın normal şartlar altında işte bu gurre dediğimiz şeyi vermeleri gerekir ama karşılıklı anlaşarak yapıldığı için birinin öbürüne verecek durum yok. İkisi de günaha ortak. Yani dolayısıyla, burada kavga olsaydı, bir hanımefendiyi zorlama olsaydı vesaire o zaman diyelim olabilir. Ki eşinin zorlamasıyla hanım olsaydı. Düşürecek olsaydı yahut hanım eşinin haberi olmadan kendisi yapmış düşürecek olsaydı suçsuz tarafa, suçlu taraf gurreyi ödemek durumunda, evet. Bedeli ödemek durumunda kalırdı. Ama burada karşılıklı rıza olursa ikisi de günaha ortak olduğu için birinin birine verecek bir şey yok. Ancak günah keşke biraz daha verip de vebalden eksiltme imkanları olsaydı. O şansları da yok. Maddi ceza ödeme şansları da yok. İkisi anlaşırlarsa. Ama vebal ortaktır. Dolayısıyla para gurre cezası ödeme gerekmiyor diye erkekle kadın bir araya gelerek kendi çocuklarını düşürme hakkına sahip değiller. Her halükarda manevi sorumluluk devam eder. Peki mesele bir cinayete gibi. Evet. Efendim devam ediyoruz. Bazı dönemler zekatları tam verilmediği endişesi içerisinde olan birisi nasıl yapmalı? Efendim burada yapılacak şey ala kaderil imkan bu borcun ödenmesidir. Yani en basitiyle tahmin ederek ve biraz da fazlasıyla bu borçtan kurtulmaya çalışmalı. Kalanlar için de istiğfar etmelidir. Başka çıkar yolu da yoktur bunun. Evet değerli hocam son olarak hacca giden kimseler helallik alıyor diyor ve bu helallik içerisinde varsayalım ki kişisel sorunlar efendim haramlar da işlenmiş olabilir ikili olarak. Bu haramlar da helal ettiğimizde helal oluyor mu? Efendim şöyle yani günahlar diyelim.
Tabii bir kişiye karşı işlenen suçlar doğrudan kişisel durumu ilgilendirdiği gibi bir de sosyolojik dinin hakkı, ilahi hak dediğimiz hukuk da olabilir. Bir insan hacca giderken cemaat ben hacca gidiyorum bana hakkınızı helal edin dediğimiz zaman bu cenazeye birilerinin hakkını helal etmesiyle eşdeğer sayılıyorsa bu genel manada örfen yani elinizde olmadan efendim elimde olmadan size karşı işlemiş hatalarım olabilir. Bunları lütfen affedin ben bilmiyorum demektir. Örfte budur. Ama eğer bir kimse bir kimseyle karşı karşıya gelmiş özel olarak söylüyor. Efendim benim sizin benim üzerimde olan bütün haklarınızı mutlak anlamda her neyse onları affedin derse o kimse de kastedilenin bilinen bilinmeyen bütün hakları olduğu oluyorsa bu olabilir. Ancak efendim ben size karşı bir suç işlemişim. Bunu açıkça söylemekten çekiniyorum. Kinayeli bir yolla hakkınızı helal et diyerek sizin helallığınızı alıyorum. Bu helallıktan kurtulma anlamına gelmez. Çünkü kendisine söylediğiniz zaman özel bir helallık dileme gerektiğini düşünürse hak sahibi alacak olan o zaman burada bir resmi hile var demektir. Tekrar ediyorum. Ama bütün bildiğim bilmediğim bütün haklarımı helal ediyorum derse o zaman inşallah bir şey olmaz. Peki. Efendim İstanbul'daki izleyicimizin 4 sorusunu kıymetli hocamız cevaplandırdılar. Mardin'e uzanıyoruz. Hoş geldiniz. Mardin'e selam ediyoruz efendim. İyi akşamlar. Mardin'deki izleyicimiz duyabiliyor musunuz? Bir başka izleyicimizin suali şu, Nurdan Direk Börü soruyor. Düzeltiyorum, Nuran Direk Börü soruyorlar. Sosyal medya üzerinden, Facebook'tan gelmiş. Hayırlı programlar hocamıza hürmetler diyor. İki sorum var. İlki, taksit de altın alınır mı hocam? Altın ve para alım satımı, yani doların, markın, Türk lirasına vesaire, mark eskiden de euroya döndü. Bunlar mutlaka peşin olarak aynı mecliste yapılmalıdır. Ya doğrudan peşin ya hükmen peşin olmalı. Taksitle altın ve para alım satımı olmaz, faiz olur. Peki. Hocam şöyle bir sual var, bununla bitirmiş olalım. Adak kurbanını vermiş olduğumuz komşumuza diyelim adak kurbanı evet. Kestik ona bundan ikram ettik. Daha sonraki bir günde bizi evine davet etti ama o adak kurbanından verdiğimiz adak kurbanından yapmış o yemeği. Evet. Bu ikramı kabul edip yiyebilir miyiz? Yani tabii bir yöntemle olmuşsa bunda bir sakınca olmaz. Peki efendim. Bu ikram yenilebilir yani. İnşallah. Teşekkür ediyoruz değerli hocamız ilminizden istifade ettik. Değerli izleyicilerimiz yarın akşam birlikte olmak ümidiyle sıhhat diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Konya'ya selamlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. İzmir'e selamlar. Hangi şartlarda caizdir? Orta bir yol. Yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır.